Herkese merhabalar. Kokoslar pasta severler için çok pratik bir tarifim var. Bisküvili kokoslar pasta yapacağız. Bisküvilerimi kırarak başlıyorum. Üç paket kakaolu ve sade bisküvi kullanacağım. Evde kalan bütün bisküvileri değerlendirdim. Bisküvilerimi sosu için 100 gram tereyağını erittim. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu kakao ve 2 su bardağı süt ekliyorum. Şimdi bunları ocağa alacağım ve süt biraz ısınana kadar, kakaolar da iyice eriyene kadar biraz ısıtacağım. Isıttığım sosun bisküvilerin üzerine aktarıyorum. Bisküvilerimi düzelttim. Üzerinin harcını hazırlayana kadar buzdolabına kaldıracağım biraz soğuması için. Üzerinin harcı için 2 poşet krem şanti ilk olarak çırpacağım. Normalde 1 su bardağı 200 milim süt kullanıyoruz ama 1,5 su bardağı kullanacağım biraz akışkan olması için. İçerisine Hindistan cevizi de ekleyeceğiz çünkü. Krem şantimi çırptım. Şimdi üzerine 2 su bardağı Hindistan cevizi ekliyorum. Ve şöyle 50 gram eritilmiş tereyağımı da ekliyorum. Şimdi şöyle Hindistan cevizi harcımı üzerine aktarıyorum. Bisküvilerin sıcağından krem şantinin erimemesi için mutlaka bisküvileri buzdolabına, yani kalıbı buzdolabına kaldırıp iyice donmasını sağlayın arkadaşlar. Şimdi tekrar buzdolabına kaldıracağım ve krem şantimizin iyice donması için bir 10 dakika dinlendireceğim. Üzerine şöyle bir paket krema ile ganajını hazırlayacağım. Eğer kremanız yok ise sadece evdeki malzemelerle de hazırlayabileceğiniz bir çikolata tarifi videonun altına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Kremamı ısınma noktasına gelene kadar ısıttım. Şimdi üzerine bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Çikolata sosum da hazır oldu. Artık pastamın üzerine aktarabilirim. Üzerine çikolata sosu dondu. Şimdi artık pastamı kalıptan çıkartabilirim. Şöyle fıstıkla güzelce süsleyelim. Kokoslar pastamız servise hazır hale geldi. Görüntüsü ve lezzeti çok güzel oldu gerçekten. İnşallah sizler de denediğinizde beğenirsiniz. Mozaik pasta başta başına zaten çok nefis bir lezzettir. Üzerinin Hindistan cevizi dolgusu ve çikolatası ile çok güzel bir uyum sağladı. Kekli bir şekilde yapmak isterseniz sayfamda biraz aşağılarda tarifi mevcuttur. Dilerseniz bakabilirsiniz. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.